Şimdi Türkiye'de obezite OECD ortalamasının üzerinde, bunu biliyoruz. Biraz üstünde. Amerika'da en sorun en fazla olduğu yer Amerika bu anlamda. Obezitenin en büyük sorunu olduğu. Ama ülkemizde de bu sorun ve bu giderek artıyor. Çocuğun yaşı arttıkça obezite görme sıklığı artıyor. Yani ergenlere, çocuklara göre, yetişkinlere, ergenlere göre daha fazla. Şimdi toplumsal bir sorun obezite ve bunu etkileyen birçok faktör var. Aslında birçok sorunu etkileyen çok faktör olduğu gibi. Genetik miras burada önemli değil mi? Anne babanızın şişman olması, kilolu olması, zinkli olma ihtimaliniz arttırıyor. Çevre faktörleri önemli. Stresli aile ortamı önemli. Şundan çok eminiz ki stres uzun dönemde obezite yapar. Bunu şöyle yapıyor, comfort eating dediğimiz, rahatlamak için yeme alışkanlığı oluşturuyor. Çünkü stresi indirmek için yiyorsunuz. Uzun dönemde stres kortizol seviyelerini artırır, kortizol kilo artışı yapar. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Birçok yönler aslında buna neden oluyor. Burada mizaç önemli. Burada hormonal dengesizlik önemli. Obezite ile ilgili ilginç kuramlar, teoriler falan var. Örneğin bir Kiko teorisyenleri falan var. Kikocular diyor ki, Kiko aslında Cico yazılıyor. Calorie in, calorie out şey. Diyor ki aslında obeziteye sebep olan şey kişinin fazla yemesi. Değil mi? Yani gelen kalori miktarı fazla. Kişi bu kaloriyi tüketmek için egzersiz yapmıyor, harcamıyor kaloriyi. Ve biriken kalori karaciğerde ve vücutta yağ olarak depolanıyor. Değil mi? Ama bu kadar basit değil sistem. Yani bu etiketleyici bir yaklaşımda olur. Çünkü toplum gazda gelen yaklaşım da bu. Bakın birçok kişi böyle olduğunu düşünüyor. Çok yediği için kilo aldı. İnsan metabolizması çok karmaşık. Yani Tanrı'nın sanatçı sıfatının en güzel tezahürü insan. Metabolizması öyle, zihni de öyle. Yani inanılmaz karmaşık, kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar basit değil. Almış olduğunuz kalori miktarından ziyade, örneğin içeriğinin ne olduğu, yediğiniz besinlerin ne olduğu, örneğin siz aynı miktarda diyelim ki tereyağı yediğiniz zaman bu sizdeki insülin miktarını artırmıyor ama onun yerine şeker yiyin örneğin insülini artırıyor. Ama kalori değeri ikisinde aynı. Aynı kadar kalori aldınız aslında. Ama metabolizma tepkisi farklı oluyor. Beden bunu fark ediyoruz. Yani ne yediğiniz önemli, ne zaman yediğiniz önemli. Örneğin obezler klasik olarak akşam beslenirler, gece yerler. Çünkü akşam saat 7-8'den sonra kortizol diye bir hormonu vücudumuzda yoktur. Ya şeyi yıkacak olan hormon, kaloriyi ve kilo alırsınız. Şimdi bunlar bildiğimiz şeyler. Peki ebeveynlik stilinin bununla ilişkisi var mı? Çalışmalar çok ilginç sonuçlar gösteriyor aslında. Baskıcı, otoriteryan dedikleri aslında. Otoriter değil, otoriteryan, baskıcı, diktatörlük dediğimiz aslında bir ebeveynlik stilinin obeziteyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani çok kısıtlıyor, çok sınırlıyor çocuğu. Bu hem beslenme alışkanlıklarını etki ediyor çocuğun, aynı zamanda belki de çocuğun stresini arttırdığı için obeziteyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Demokratik, otoriter, demokratik ebeveynlerin çocukların %3.94'ünde obezite olduğunu görülürken %17-18 diğer gruplar görülüyor. Yani ebeveynlik stili baskıcılığa doğru kaydıkça bu obezite imkanı, ihtimali artıyor. Ama bak, bu ilişki çok net değil. Zaten bizim sorunumuz da bu aslında. Yani bütün psikiyatri ve psikoloji biliminde böyle. O sebep-sonuç ilişkisini ortaya koymak o kadar kolay değil. Çünkü multifaktörel bir şeyden bahsediyoruz. O kadar çok komponent var ki hepsini kontrol edip bir etkileyici faktörü çalışmak neredeyse imkansız bir şey. Ama ebeveyn yaklaşımı önemli. Dolayısıyla obezite ile ilgili çalışmaların temelinde çocukla klinisyen değil, aile klinisyen olması gerekiyor. Yani ben de size söylemiş olduğum en önemli şey bu. Zaten çalışmalar da şunu gösteriyor. Eğer kilo azaltma çalışmalarına ebeveynleri katarsanız, aile katarsanız sonuçlar daha etkili oluyor. Bir bağlantı bu anlamda bende olduğunu düşünüyorum.